Ana habere başlarken gündem çok sıcak gelişmelerle yüklü demiştim. Geceden kalan nefes nefese bir dizi an var sırada. Trabzon'da dün gece başlayan etkili sağanak kentin Yomra ilçesinde önce sele sonra da heyelana neden oldu. Bir dağ deyim tam da yerinde yerinden koptu. Tonlarca toprak bir çamur nehrine dönüşüp yamaca kurulu bir şantiyenin üzerine yığıldı. O sırada şantiyede 15 işçi görev başındaydı. Canlarını zor kurtardılar. İşte o anlar. Şu anda şantiye yukarıdan aşağı anormal bir su geliyor. Sel bastı şantiye. Ben buradan çıkarsam su seni alamaz. Suyun önünü kesmişim ben. Sağanak sel getirdi. Şantiyede kalan işçiler ölümden döndü. Ya yukarıya bak. Mahvolduk ya. Şu suyu görüyorsunuz yatakta. Ucuza atlattık. Irmak bir anda patladı. Kendimizi zor kurtardık. Trabzon, Yomra'da gece başlayan sağanak sabaha kadar devam etti. Şiddetli yağış dereleri taşırdı, heyelan meydana geldi. Yol yapım şantiyesinde çalışan 15 kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Büyük sel yaşıyoruz, canımızı zor kurtardık. Şu an mahsur kalmışız. Yardım bekliyoruz. Şantiye şu an sel getirmek üzere. Hani bir çatır çutur geldi, yukarıdan aşağı yağmur, şu çamur, mamur, kapı mapı yok. Uyandığımda bir baktım ki ranzayla su sıfır. Aracıyla sele kapılan bir sürücüyü ise kepçe operatörü böyle kurtardı. Ben buradan çıkarsam su seni alamaz. Suyun önünü kesmişim ben. Ya halat iste, bir tane halat iste, çeksinler seni. Ben makineyi çalıştırdım, çıktım makineye, derenin önünü kestim hemen. Su daha ona vurmadı. Yaşanan felaketin izleri silinmek için karayolları, AFAD ve Devlet Su İşleri tarafından yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bölgede yol trafiğe kapatılmış durumda, çalışmalar ise aralıksız bir şekilde sürüyor. Heyelan bir evi yerle bir etti. Konuşamıyorum yani, o korkuyu üstümden atamadım da. Hala olayın etkisindeyim, ben çok korktum. İki evde mahsur kalan 14 kişiyi ise AFAD kurtardı. Sen rahat ol teyze. Sen gençliğinde bu yolları nasıl gidiyordun? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz için sağanak ve sel uyarısını sürdürdü.